Grafik Düellosu ile karşınızdayız. Bu kez Burcu Kıratlı ile birlikte. Evet Burcu, şimdi enflasyon verisi var. Ben şöyle enflasyonun derinlemesine grafikler üzerinde işleyeyim diyorum. Sen ne yapacaksın? Ben Apple'a bakacağım. Sabahleyin seninle konuşmuştuk. Ben de onun biraz daha detayına ineceğim. Bir de bu hafta biz de PMI verisini takip ettik ama Avrupa tarafında da tüm PMI'ler geldi. O en kötü geride kalmıyor galiba. En kötü geride kalmıyor diyoruz. Daha kötüsü olacak mı bakalım. Avrupa tarafında işler pek iyiye gitmiyor. Merkez Bankası'na gözler çevriliyor. Belki kesinlikle orada daha da kritik bir hale gelecek diyelim ve grafik düellosunu başlatalım. Başlasın grafik düellosu. Elbette şüphesiz ki benim şu anda bugünün özelinde enflasyon verisini grafikler üzerinde anlatacağım ama Bakan Şimşek'ten bir açıklama var. Uluslararası kaynak girişindeki güçlü artış ve yurt içi portföy tercihlerinin Türk lirasına yönelmesi enflasyonla mücadeleyi destekliyor diyor. Dış kaynağa atıfta bulunan bakan açıklaması var. Tüm bu detayları yine konuşacağız. Enflasyon üzerinde yıllık enflasyon Mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak diyor. Patikaya uyumlu gelen de bir enflasyon vardı. Merkez Bankası'nın aslında %3'ler seviyesinde bir beklentisi vardı. Merkez Bankası'nın beklentisi doğrultusunda, öngörüsü doğrultusunda bir enflasyon verisini, aylık bazdaki enflasyon verisini karşıladık. Bakan Şimşek'ten açıklamalar devam ediyor. Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme daha da belirginleşecek ve bu da enflasyondaki düşüşü destekleyecek diyor. Özellikle burada Türk lirasına atıfta bulunma yine bakanın açıklamasında da söz konusu, dış kaynak girişine, portföy girişlerine yine atıfta var diyeyim ve hemen enflasyon grafiğine döneyim o halde. Evet, aylık bazda bakacak olursak aylık bazda 3.2'ye işaret ediyordu. Beklentiler dahilinde zaten 3.18'lik bir veri geldi ve beklentilere paralel aylık bazda gelen bir manşet rakam var. Yıllık bazda ise 69.8, bizim anketimizde de 70'e ulaşması yönde bir beklenti vardı. Dolayısıyla beklentilerimize paralel bir verinin geldiğini de takip ediyoruz. Hemen diğer bir grafiğimize geçelim. Özellikle buradaki beklenti 74'te ulaştıktan sonra bir keskin bir şekilde düşüşün yaşanması, Mayıs ayında zirvenin görülmesi ki burada baz etkisiyle birlikte de hızlı bir şekilde düşüşü destekleyecek ve para politikasının da desteğiyle birlikte burada talebi baskılama hikayesiyle öne çıkarak Mayıs ayı sonrasında bir düşüşün yaşanması beklentiler doğrultusundaki Bakan Şimşek'in de yapmış olduğu açıklama aslında bu yönde olmaya devam ediyor. Merkezin öngörüsüyle birlikte paralel gelen bir veriden bahsediyoruz. Ana harcama gruplarına bakacak olursak özellikle burada aylık bazda dikkat çekici olan alkollü içecekler, tütün, lokanta, oteller, giyim ve ayakkabı ve ev eşyası, çeşitli mal ve hizmetler manşetin üzerinde artmasıyla dikkat çekici. Burada talebin halen daha canlılığını seyrettiği, yurt içi talebin hala canlılığını kuvvetlediğini, devam ettirdiği de gözler önüne seriliyor. Bakalım merkez bu tarafa nasıl bir değerlendirme yapacak diyeyim ve son grafiğime hemen geçeyim zaman kaybetmeden. Son diğer bir grafiğimde ise özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve TÜFE farkına bakacak olursak 19.8 puanlık bir farka çıktı ama burada 12 aylık hedefe baktığımız zaman 12 aylık hedefte aslında 36 ve 42 bandı var. Dolayısıyla bu 42 bandının ya da 36 bandının bundan sonraki süreçte %2'ler seviyelerinde seyretmesi gerekiyor ki 36'lık iddialı hedef tutsun. 42'lik band ve 36'lık hedef band şu an henüz şaşmış değil. Bir sapma yaşanmamış burada gibi duruyor bu veriyle birlikte. Ama bundan sonra atılacak önlemler, belki para politikasının dışındaki yan önlemlerle birlikte talep baskılanma hikayesi sürerse ki orada talebin kuvvetliliği gözler önüne seriliyor aylık tarafta bakacak olursak. Tüm bu detayları konuşmaya bol bol devam edeceğiz Burcu. Kesinlikle. Benim grafiğimde Apple'ın geri alımlarının olduğunu söylemiştik. Tabii Apple dün tarihi bir geri alım açıkladı, 110 milyar dolarlık. Bu beklenen bir rakam değildi açıkçası. Bununla birlikte hisse başı kar beklentilerden yüksek arttı. Bu da beklenen bir durum değildi. Temettüsünü artırdı. Temettü rakamı da %25, %4 oranında arttı ve 25 sente çıkarttı. Bu da pek beklenen bir durum değildi. Yani dün Apple piyasaya beklenmeyeni vererek yükselişe öncü oldu diyelim. Ama şöyle
şöyle bir bakalım, Apple özellikle geri alım konusunda ve nakit üretme konusunda nasıl bir performans sergilemiş? Şimdi 2010 yılından bu yana, yani Apple'ın bu en yoğun hayatımıza girmeye başladığı dönemden sonra ve satışlarının daha çok hızlanmaya, artmaya başladığı dönemden sonra özellikle nakit üretme kapasitesine baktığımız zaman 2010, 11, 12, 2017 yıllarında zirve yaptığını görüyoruz. Burada zaten iPhone'un belki yeni modellerinin hayatımıza girmesi, işte Apple'ın belki Mac'lerin hayatımıza girmesiyle birlikte ciddi derecede nakit üretme kapasitesinin arttığını görüyoruz. Daha sonra pandemiyle birlikte azalan grafiğin olduğunu görüyoruz ki 2023 yılıyla özellikle Çin'deki satışların düşmesiyle birlikte Apple'ın satışları ve nakit üretme kapasitesi düşmüştü. 2020'den bu yana en kötü yıl olarak adlandırılıyordu geçen yılı Apple ve bu yılda 2024 yılı içerisinde de satışların düşük tek haneli büyüme öngörüsünde bulundu dün akşam yaptığı rehberlikte. Tabi bu da beklenilen bir durum. En azından analist beklentilerinin beklendiği bir durum. Fakat burada beklenmeyen durum az önce de söylediğim gibi geri alım. Geri alımlarını nakit üretme becerisine göre mi yapıyor Apple? Aslında pek öyle de olmamış. Yani ürettiği nakite göre aslında geri alımlarını açıklamamış. Yani geri alımın çok düşük olduğu zamanlarda nakit üretme becerisinin çok daha yüksek olduğu zamanlar olduğunu görüyoruz. Ancak daha sonra 2018 ve 2018 yıllarından sonra ürettiği nakitle birlikte geri alımlarını da hızlandırmış ve 2024 yılı içerisinde belki şirketin çok iyi performans edememesini bir nevi hisse geri alımlarıyla aslında telafi etme çabası da olarak bakılabilir buna. Özellikle Apple'ın yıl başından bu yana geçen yılki performansın oldukça kötü ve muhteşem yedeğinin gerisinde kaldığını düşünürsek Apple bunu kendisine belki bir acil önlem paketi gibi de aslında adlandırmış olabilir. Bir taraftan da şirketin arkasında durduğunda belki bize söylüyor ve gösteriyor olarak bakabiliriz. Tabii hisse performansının düşük olmasında bu geri alımlarda etkili olduğunu da söyleyebiliriz diyeyim ve diğer grafiğime geçeyim ben de. Diğer grafiğim Avrupa'da en kötü geride kalmıyor mu? Biz hep Avrupa'da en kötü geride kalıyor mu? İşte bu sene oldukça fazla bunu tartıştık ki özellikle hem büyüme rakamlarında bunu görüyorduk. İşte Avrupa özellikle Almanya tarafı için resesyonda mı, resesyondan çıkıyor mu, teknik resesyona girdi, işte çıktı gibi bir sürü haber başlığı altında özellikle incelediğimiz durumda. Tabii bunu yakinen takip ettiğimiz durumda en çok Avrupa bölgesinde PMI'ler. Çünkü Avrupa tarafı özellikle Almanya başta olmak üzere imalat odaklı bir ekonomi olduğu için PMI tarafları burada oldukça dikkat çekici kısım. Şimdi bir bileşik kompozit PMI'ye baktığımız zaman, yani mavi renkli olanı gösterdiğim zaman total olarak bölgenin aslında iyileşme ya da bir yataylaşma trendinde olduğunu görsek de tek tek ekonomilere baktığımız zaman hala heyecan verici bir durum ya da PMI'lerde en azından bir iyileşme belirtisi olmadığını görüyoruz. Özellikle işte Almanya'ya baktığımız zaman biraz daha işte yükseldiğini görüyoruz ama İtalya, Fransa gibi ekonomilerde henüz daha o istenen kadar heyecanı, o düzelmeyi verememiş gibi duruyor Pelin. Dolayısıyla hala aslında bu faiz indirimleri konusunda baskı yarattığını söyleyebilirim. Ben Almanya ve Fransa şaşırtıcı, evet. Ki Avrupa Birliği'nin iki temel kurucu üyesi, dolayısıyla güçlü bir ekonomisiyle öne çıkıyordu. Manufacture alanında özellikle Almanya'da işler pek iyi gitmiyor gibi duruyor. İtalya'da boynu aşağı bükmüş ama İspanya biraz daha ilginç çekici, evet. Atakta gibi duruyor. Bakın bol bol konuşuruz çok. Bu tarafı da çok eğlenceli ve zevkli olacak gibi duruyor ekonomilerdeki ayrışmayı analiz etmek diyelim ve grafik düellosunu noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.